kadın ile erkek dost olur mu, olabilir mi? Ne sonsuz bir soru bu ya, hakikaten. Ve sürekli dün yine tekrar bir yerde dikkatimi çekti. Dizilere bile konu olmuş bu. Sürekli bu tartışılıyor. Erkekten kadına dost olur mu? Kadından erkeğe dost olur mu? Dost ne zaman cinsi ayrıma tabi tutulmuş bilmiyorum. Sanırım şundan kaynaklanıyor. Yani bu cinsellik ve seks hayatımızın o kadar hani özellikle erkeklerde tam orta noktasında ki sanki yani bir saatli bomba gibi hani etrafı dolaşıyoruz ve hani bir kadın karşı cinse böyle yaklaşıldığında ya da işte hemen yani o devreye girecek ve dostluk ya da başka ilişkilerin hepsi yok olacak gibi bir durum var. Benim çocukluğumdan beri çok farklı tokatlar yediğim bir alan bu. Çünkü hep erkekler en yakın arkadaşımdı. Yani benim kız arkadaşlarımdan önce ilkokulda dahi çetem hep erkeklerdi. Ne zaman ki biraz böyle ortaokula geldik ve bir iki en yakın arkadaşım bana çıkma teklif etti. Ben eve gelip ağladım. Arkadaşım o benim niye bana böyle bir şey yaptı diye mesela. Çünkü dost olma kısmını hep daha önce biliyorum. Onun için de hayatta hala en yakın dostlarımda öyle bir cinsi ayrım ya da bir kümeleme yok. Bunu anlamakta bazen zorluk çekiyorum ben şahsen. Senin nasıl? Çok tuhaf değil mi? Küçükken, işte çocukluk, bebeklik yaşlarında fark etmiyorsun bile. Yani evet. Hani o kızmış, erkekmiş, neymiş. Orada bir, yani hepimiz aslında bir oyun arkadaşıyız. Aynen öyle. Sonra büyüyünce ve o toplumun bir takım formlarına, normlarına uymaya çalıştığımızda orada bir kayış kopuyor. Bir elektrikler atıyor. Ne olduğumuzu şaşırıyoruz. Belki işte karşı cinsle dost olacağın varsa bile sanki sana diyor ki dost olma, dost olma gibi. Bu bir arkadan sanki birileri sana kulağına bir şeyler fısıldamaya başlıyor. Ya da o seninle dost olamaz, siz dost olamazsınız, altında başka bir şey vardır diye. Sanki bir böyle bir şeytan sürekli kulağına bir şeyler hani fısıldıyor. Ya da toplum ya da aile ya da kimse şeytanı. Çok şeytan bir toplumdan, toplumun içinde yaşadığımız için. Bunu konuşurken aslında kullanmayı da çok sevdiğimiz bu hani kız kardeş, erkek kardeş gibi laflara da eklemek lazım. Bilmiyorum, hepimiz bu kardeşlik bağı aslında dostluğun bir parçası. O kadar dostum diye görüyorsun ki karşı cinsi ya da hem cinsinden birini artık o benim kardeşim diye hani tanıtıyorsun. Dönüp baktığında kulağımıza en ilkel gelen fikirlerden biri de bu bence. Hayatta diğer alanlarda olduğu gibi dostluğu da cinsiyetler üzerinden tanımlamak, anlamak, anlatmaya çalışmak. Yani kadından erkek dost olur mu? Bu kavramların aslında bir kere dostluğu hiç cinsiyete karıştırmadan nasıl görebiliriz? Bir ona bakmalı. Belki orada da biraz senin başta söylediğin o çıkarcı bakış açısı bu kız erkek ilişkisini ya da kadın erkek ilişkisini bozan şey. Çünkü sonunda bazen bir beklenti ya da bir ihtiyacı karşılamak gibi bambaşka bir ince denge var orada. Ama haricinde kişinin tavrıyla ilintili bir şey bu. Bir de toplum buna eğer serbest bir alan tanıyorsa mesela, ben otomatikman çok eril bir kız olarak büyüdüm. Erkek kıyafetleriyle büyüdüm, futbol oynadım. Hep erkekler en yakın arkadaşımdı söylediğim gibi. Ondan sonrası da öyle devam etti. Bugün hala mesela hayattaki en yakın dostlarımın hatta ortalamasında erkekler baskın olabilir. Çok da lezzetli bir ilişki bu. Çok da beni zenginleştiren ve dengeleyen bir ilişki bu. Ama benim hayatımda da şeytanın avukatları var. Sürekli ateş, barut, böyle şeyler olmaz, sen kendini kandırıyorsun gibi. Ya da senin en yakın dostuna karşı bazen diğer bir yakın arkadaşın burada kesinlikle başka bir şey var, sen bunu görmüyorsun gibilerinden. Senin içine sürekli fitne fesat atıp o tohumları orada bir yerlerde büyütmeye çalışıyorlar mesela. Dengesi yine insanın kendisinde bitiyor galiba. Bir de orada farklılıklardan doğan bir dostluk var. Mesela? Ve yani kadın ve erkek fizyolojik olarak, beyin olarak farklı yapılarda. Ve aslında o farklılıklardan doğan
bir dostluğun tadından ayrı bir şekilde yenmeyecek tarafı da var. Evet. Daha besleyici yani. Kesinlikle. Ortak bir alan kurduğun sürece yine dönüp baktığında tarihte düşünürlerin dostlukla ilgili söyledikleri ortak cümleden biri de dostluk için karşılıksız sevgiyle birlikte ortak bir alanın yaratılması. Yani ikimizin içinde ortak bir oyun alanı yaratmak. Bu bir ortaklık duygu olabilir. İkimizin de birlikte benzer paylaşmayı sevdiği bir his, bir fikir, bir düşünce, bir şey olabilir. Bir ortaklık yaratmak ve ortaklıktan çıkar beklemeden ve ortak alanda birlikte vakit geçirmek. Şimdi düşün, biz iki farklı fizyolojik yapıya sahip insan türü olarak beraber bir ortak alan, ortak oyun alanı kurduğumuzda senin oyun alanına getirdiğin oyuncaklarla benim oraya alana getirdiğim oyuncaklar arasında birbirinden farklılıklar doğacak. Ve aslında o farklılıklardan doğan da bir güzel bir, daha eşsiz bir taraf da var. Tamamlanma var. Tamamlanma var. Farklılıklardan, zıtlardan doğan bir tamamlanma var. Güzel bir harman var. Buralarda biraz kendimizi zorlamak lazım. Yani ben çok ezbere yaşadığımızı düşünüyorum hayatı. Dostlukta da, ilişkilerde de, kariyerde de. Yani bir takım yapmamız gereken hikayeler var. Ve iyi insan olmaya çalışıyoruz. Ve iyi insan olmak için de bize verilmiş bir takım ahlaki kurallar ve değerler var. Bunları uygulayalım diyoruz. Sen sürekli dışarı çıktığında biri çekiyor sanki. Evet. Seni, yani ben her zaman kendime de ve arkadaşlarıma da şunu hatırlatıyorum. Ya yeri gelmişken burada tüm okurları hatırlatmış olalım. Ya bu kadar böyle temiz, düzgün olmak zorunda değiliz. Kendiniz zaten iyi insansınız. Özünüzde iyilik varsa zaten kendinize zarar vermezsiniz. Karşınızdakine zarar vermezsiniz. Ama biraz saçmalamak, biraz o şeylerin dışına çıkmak, arada o oyun alanında buluştuğunda arkadaşının oyuncağını biraz kırmak, dökmek, bunlar bunun bir parçası. O kadar düzgün yaşamaya çalışıyoruz ki her şeyi, dostlukları da aynı şekilde. Bu biraz o kendi o düzgünlüğümüzün içinde, kendi o sıkıcılığımızın içinde sıkışmaya başlıyoruz. Evet. Ve dostluklarda biraz o kendi rengimizi gösterme halini yapmak için farklılıktan doğan dostluklar aslında daha önemli ve daha kıymetli. Oralarda biraz aslında bambaşka renkleri o dostluğa da getirebilirsin. Yani her dostluk dediğin hikaye, senin ille de çok iyi anlaştığın, çok uzun zamandır birlikte olduğun bir dostluk ilişki olmamalı bence. Taban tabana zıt olduğun, yani cinsiyet olarak olabilir, sosyoekonomik olarak olabilir. Evet, zorla evet, kendini, evet. Çık her kendi mahallenden, bambaşka yani. İnsanlarla o tesisi kurmaya çalış. Bunu da kurabilirsin. Çok zor bir şey çünkü sürekli kendine çarpışacağın bir şey ve orada çok fazla feragatlık yapacağın bir şey ama bence orada kıymet var. Baktığın biriyle tanıştın hayatında hiç senlik biri değil. Ne tavrı, ne lafı, ne duruşu. Zorla kendini. Orada bir ortak bir alan kurmaya çalış. Bir ortak alanda buluşmaya çalış. Emin ol, bence o dostluk seni daha zenginleştirecek. Öteki biraz sağına soluna bir takım boy aynaları yerleştirip sürekli kendine bakıp ah ne kadar da güzelim ve demek gibi durum. Ve çok sıkıcı. Ve çok sıkıcı. Ve esnet kendini. Ve bükül. Ve çok eğlenceli olabilir bu. Geçenlerde bir alıntı okurken çok çok zevk aldım. Hani bu çok ezberlenmiş bir cümle, bir kalıp son zamanlarda. Kutunun dışında düşün, kutunun dışında düşün. Bir de şahane bir cevap vermiş. Ya o kutunu tamamen yıksan mesela. Hani onun dışında düşünmek gibi bir sınırın da olmaz. Kutuyu yık gitsin yani. Dostluk o kadar lezzetli bir şey ki bunu herhangi bir şekilde cinsiyete, ayrımlara koymaktansa tüm lezzetiyle bir arada yaşamak en güzeli.